Hepinize selam dostlarım. Bugün GTA 5 Online'dayız ve GTA 5 Online'da Photoshop inceleyeceğiz. Photoshop nedir? Photoshop nasıl alınır ve Photoshop'tan nasıl para kazanılır? Bunlara değineceğim dostlarım. Hemen vakit kaybetmeden ilk önce Photoshop nasıl alınır? Onunla başlayalım. Photoshop'u arkadaşlar internetten Maze Bank Force Close sitesinden alıyoruz. Burada çıkar genellikle ama size çıkmıyorsa Money and Service kısmından buradan alabilirsiniz. Buradan sağ üstte Photoshop kısmından istediğiniz dilediğiniz bir Photoshop'u satın alabilirsiniz. Arkadaşlar eğer sizde bu Photoshop yazısı yoksa ve bu haritada bu işaretler gözükmüyorsa haritada belirtilen LS Car Meeting adlı yere gideceksiniz arkadaşlar. Orayı tamamladıktan sonra bu Photoshop satın alabiliyorsunuz. Orada birkaç tane sahne var. Onları geçtikten sonra alabilirsiniz. Buradan dilediğinizde alabilirsiniz. Aralarında herhangi bir şey farkı yok. Hiçbir fark yok. Hepsi aynı. Sadece fiyat farkı var konuma göre. Ben evime daha yakın olduğu için buradakini aldım. İşte buradan stilini, rengini, amblemlerini ayarlayabiliyorsunuz. Buraya isterseniz kriviniz varsa krivinizin logosunu koyabiliyorsunuz. Buradan rengini falan ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar buradan istediğinizi kendinize göre ayarladıktan sonra burada ekstralarda ben daha önceden satın aldığım için bende gözükmüyor. Size şuradan göstereyim. Burada ekstralarda buradaki çalışanlar sizin modifiye ettiğiniz aracı müşteriye götürmenize yardımcı oluyorlar. Almanızı öneririm. Normal bir online serverında girdiğiniz zaman başkaları sizi patlatabiliyor. Bu yüzden aracı teslim edemeyebilirsiniz. Bunlar sayesinde aracı sorunsuz bir şekilde müşteriye teslim edebilirsiniz. Yalnız bunlarla teslim ederseniz daha uzun süre daha teslim ediyor. Hem de daha az para almış oluyorsunuz. Ben tavsiyem sizin kendiniz götürmeniz ama almanızı tavsiye ederim. Ekstrasta personal quarters, bir de car lift var. Car lift ek bir araç lifti. Yani iki tane araç modifiye etmenizi sağlıyor. Yani iki tane müşteri alabiliyorsunuz bu sayede. Normalde bir tane geliyor. Siz bu car lifti aldığınızda iki tane modifiye edip müşterilere teslim edebilirsiniz. Daha hızlı para kazanabilirsiniz. Bu şekilde almanızı tavsiye ederim. Bu pek bir işe yaramıyor. Kendinize ait bir yer oluyor dükkanın içerisinde arkadaşlar. Bu membership'te de kriviniz varsa yine dükkanınızın içinde krivinizin ismi yazıyor. Klanınızın. Bu kadardı buradan. Hemen geçelim Photoshop'umuza. Şöyle garaja geçip arabamızı alalım. Photoshop kendi modifiye dükkanımızın bulunduğu bir yer. Böylesi daha güzel olmuş. Herkesin kendi modifiye dükkanı var. Böyle kendi arabalarınızı orada modifiye edip garajı da var kendi içerisinde 10 adet araç depolabiliyorsunuz içerisinde. İçerisinde kendine özel görevleri var. Para kazanabiliyorsunuz. Güzel bir güncelleme olmuş. Geleli bayağı oldu tabii. Ben şimdi inceliyorum. Şöyle öncelikle işaretleyelim Photoshop'umuzu. Arkadaşlar az önce bahsettiğim yer şurasıydı. Eğer sizde haritada yani internette Photoshop çıkmazsa buraya geliyorsunuz. Burada birkaç sahne var. Bu car meeting'e girdikten sonra burayı tamamladıktan sonra internetten artık Photoshop satın alabiliyorsunuz. Şöyle hemen geçelim Photoshop'umuza. Bu videoların daha çok devam etmesini istiyorsanız, videoyu beğenirseniz, bana destek çıkarsanız bu videoların devamı gelecektir. Ve Photoshop'umuza yerleştik. Şöyle araçla girebiliyor muyuz acaba? Araçla giremiyormuşuz. Şöyle bırakalım aracı. Arkadaşlar ilk siz satın aldığında araya bir ara sahne gelecektir tanıtım amacıyla. O sahneye geçtikten sonra böyle girebilirsiniz Photoshop'a. Aynen bu sahne. Hemen için ben sizin için bu sahneyi geçiyorum.
Evet arkadaşlar, sahneye geçtikten sonra bize bir adet görev geliyor. Ve bu görevi tamamladıktan sonra satın aldığımız dekorasyonlarımız yüklenecek garajımıza. Şu an ilk satın alındığı gibi dekorasyonlarımız falan yok. Şimdi ilk görevi tamamlamak için zaten hemen burada spamlanıyorsunuz ara sahneden sonra. Buraya gelip şu sarı araba görevini yapacağız. Arkadaşlar, yapabilmemiz için ilk önce CEO olmamız gerekiyor. CEO'yu M tuşuna basarak aşağıda Sekiro Ser bölümünden Register as a CEO'ya tıklayıp CEO oluyorsunuz. CEO olduktan sonra görevi yapıyorsunuz. Hemen sizlerle birlikte ilk görevi yapalım. Sonra nasıl para kazanıldığına geçelim ve böylelikle videoyu sonlandırmış oluruz. Hemen garajdan çıktıktan sonra telefonumuz çalıyor. Hemen bize bir görev geldi. Şuradan çıkalım. Bu görevi tamamladıktan sonra garajımız artık bizim olacak. Polislerinden arabayı çalacağız arkadaşlar, o fotoğraftaki sarı arabayı. Çok güzel bir güncelleme olmuş. Arkadaşlarınızla beraber modifiyeli araçlarınızı sergileyebilirsiniz. Pasif moda geçseydim keşke. Ama arkadaşlar, CEO olduğunuzda pasif moda geçemiyorsunuz. Böylelikle diğer oyuncular size saldırabilir. Ben bu tür görevleri tekli sunucularda yapmanızı öneririm. Başka kimseler sizi rahatsız etmesin. Ben şimdi almayı unutmuşum tekli sunucuya. Polis istasyonuna geldik. Ses santar. Karı alacağız. Şöyle hemen tahminimden biraz daha zor olacak. O her yerden geliyorlar. Direkt dalsa mıydık içeri acaba? Lan hemen önümüzdeymiş. Tahmin ettiğimden de zor. Allah Allah abi. Nasıl alacağız bu arabayı? Keşke direkt dalsaydık içeri. Şöyle arkalar... Lan uzakta doğduk ya. Tahmin ettiğimden biraz zormuş. Bayağı kalabalık bir içerisi. Ben böyle beklemiyordum. Kolay bir yolu olmalı ya. Keşke direkt dalsaydık arabayla içeri. Ya da arkadaşlar, kuruma, zırhlı bir kuruma aracı alırsanız. Lan aşağı düştük ya. Al işte, başka oyuncular da geldi. Gatmat açmış herhalde, ölmüyor. Evet arkadaşlar, videoda trolleniyoruz. Ben sizin için buraları geçeceğim ve aracı çaldığımız, teslim ettiğimiz bölüme hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar, arabayı otoparktan çaldık ve şimdi çıkış yapacağız. Şimdi polislerden kurtulmamız gerekecek. Başta hata yaptık, tek tek temizleyerek girebilirim zannetmiştim ama bayağı kalabalıkmış tahminimden. Yine GTA 5 Online'daki hileciler rahat durmamış. Size tavsiyem, bir zırhlı kurumayla gelip girerseniz oraya, sizin için daha hızlı ve daha pratik olur. Ben bunu bilmediğim için direkt tek tek temizleyerek girebilirim sanmıştım. Şöyle hemen polislerden kurtulalım. Aracımız. Bakın her yerde online hileciler de olmuş. Şuraya bak, adam yolun ortasına uçak spam yapmış. Size dediğim gibi, eğer tekli sunucularda yaparsanız sizin için daha rahat olacaktır. Az önce zaten gördüğünüz gibi görev yaparken başkası geldi. Aslında bunların olmaması gerekiyor. Ben görev yaparken diğer oyuncuların beni görmemesi lazım.
tek bir sunucu oluşturmak istiyorsanız da arkadaşlar, story modda başlatıyorsunuz oyunu. Sonra ayarlar kısmından online'a geliyorsunuz. Play GTA Online diyorsunuz. Aşağı kısımda bulunan solo season var. Onu seçerek tek bir sunucuda GTA Online oynayabilirsiniz. Bu tür görevleri yapmak için. Biz hemen şimdi hızlıca bir polislerden kurtulalım. Evet arkadaşlar, polislerden kurtulduk. Şimdi auto shop'umuza giriş yapıyoruz. Bakalım bu görevde ne kadar kazanacağız ya da para verecek mi? Ben de ilk defa yapıyorum bu görevi. Evet, aracı getirdik garaja. Ben sizin için hemen bu sahneleri hızlıca geçiyorum. Evet arkadaşlar, sahneyi geçtim. Geçtikten sonra iki tane de bölüm, yani kontrat görevlerini tamamladım. Üçüncü, yani son final olan bölümü yapmadım dostlarım. Bu bölümü sizlerle yapmayı planlıyorum. Bu bölüme gelen arkadaşları açıklama kısmına vereceğim. Discord linkinden gelerek hep beraber yapabiliriz bu görevi. Böylelikle bizim için daha kolay olacaktır. Son görevi bilerek yapmadım sizinle yapabilmek için arkadaşlar. Aşağıda satın aldığımız o liftlerden, müşterilerin bıraktığı araçlardan var. Arkadaşlar bu araçlar o ilk görevi yaptıktan biraz zaman geçtikten sonra Sasanta sizi arayarak modifiye edebileceğinizi, müşterinizin gelebileceğini söylüyor. Hemen gelmiyor. Biraz zaman, yani bir süre geçmesi gerekiyor. Bu süre geçtikten sonra ilk aracımız geldi. Müşteri aracını bıraktı. Böyle çok modifiye ettikçe müşteriniz artacak. İki lift de dolacaktır. Ben şu an hemen ilk araç gelir gelmez başlıyoruz. Buraya araç geldikten sonra aracın başına gelerek sol üstte de dediği gibi hemen E tuşuna basıyoruz. Aşağıda arkadaşlar müşterinin istediği şekilde modifiye etmemiz gerekiyor. Zaten sağda gördüğünüz gibi istediği şekilde modifiye edince yeşil tikler yanacaktır. Servis yapmamızı istedi. Aracı boyamamızı istiyor. Rengi de bright green olsun demiş müşterimiz. Hemen buradan bright green'i buluyoruz. Bright orange var. Buradan da bright green. Gördüğünüz gibi sağda istediği şekilde yaptığım zaman yeşil tikler geliyor. Performans kısmından Street Transmission istemiş. Hemen yarış viteslerinden koyduk. Bir sonraki Turbo Tuning istemiş. Turbosundan da koyalım. Şöyle motoru da bir level upgrade etmemiz istemiş. Bunu da yapıyoruz arkadaşlar. Bunların şu an hepsi bedava diyor ama hepsini modifiye ettikten sonra belli bir ücret kesiyor bizden. Ama aracı müşteriye teslim ettikten sonra kat kat ve daha fazlasını alıyoruz. Böylelikle performansı tamamladık. Bodywork'e geliyoruz. Buradan ise yarış egzozu istemiş. Hemen buradan yarış egzozunu takıyoruz. Front bumper'dan custom chin spoiler takmamızı da istemiş. Buradan hemen bumper'a geliyoruz. Front bumper'dan custom chin spoiler. Bunu da taktık. Hood'dan da performans hood'u istemiş. Hood'dan da hemen performans hood'u takalım. Bunu da yaptık. Yeni jant takımı istemiş. SUV jantı takmamız istemiş. Jant tipi de Bippo. Buradan hemen Bippo'yu buluyoruz. Hemen buradaymış. Bunu da taktık. Bakın gördüğünüz gibi bütün yeşil tikler yandı. Bodywork da yanmış. Bodywork'te bir şey yapmamışız. Ne istiyor? Front bumper, custom chin spoiler. Hemen dediğini yapalım. Custom chin spoiler'ı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen sağ altta bütün hepsi yeşil yandı. Bütün hepsini yeşil yaptıktan sonra çıkıyoruz.
Ve sağ altta dedik confirm diyor. Modifikasyonu confirm yaptık. Bu şekilde aracımızı modifiye ediyoruz. Buradan aşağı gelip confirm diyoruz arkadaşlar. Burada iki tane seçenek çıkacak. Deliver vehicle, bir de deliver vehicle stop. Bu stop da arkadaşlar müşteri, yani müşteriye bizim satın aldığımız elemanlar götürüyor. Böyle daha az para veriyor. Biz kendimiz götüreceğiz. Ve daha hızlı para kazanacağız arkadaşlar. Hemen şöyle radyomuzu kapatalım. Arkadaşlar biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü online sunucuda başka kişiler de var. Aracı patlatmak ya da çarpmak ya da sizi trollemek isteyenler olabilir. Dediğim gibi bu tür şeyleri tekli online'da yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Peşimize neden bir helikopter var anlamış değilim. Çarpmamaya, çizmemeye gayret edin dostlarım. Çünkü sağ altta ne kadar vereceği yazıyor. Başlangıçta fiyatlar az olabilir ama bu şekilde modifiye yaparak para kazanabilirsiniz. Şu an ilk müşterimiz olduğu için bir tane car liftimiz var. Modifiye ettikçe daha çok araba gelecektir. Bunun diğer güzel bir yanı ise arkadaşlar bunu, bu yöntemi ufacık bir çarptık okul urga kadar. Bu yöntemi sınırsız bir şekilde yapabiliyoruz ve sınırsız para kazanabiliyoruz bu işten. Şu helikopter bize yaklaşmadan şunu hemen bir teslim edelim. Arabayı teslim ettik. Gördüğünüz gibi bu işten 60 bin dolar kazandık. Bu yöntemi arkadaşlar istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Herhangi bir Rockstar Games buna bir sınıf falan getirmemiş. İstediğiniz kadar bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videodan da benden bu kadar. Daha çok bu videoların gelmesini istiyorsanız beğenip aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayınız dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.